böyle şeyler. Tamam. Evet. Yedinci sorudayım. Diyor ki 7. soruda konuşma balonlarını oku ve soruyu cevapla. Who follows the internet safety rules? Kim internet güvenlik kurallarını takip ediyor? 1. Nina. Ben internette gördüğüm her şeye inanmam. Bak, her şeye inanmam doğru. İnternet güvenli bir bilgi kaynağı değildir. Onaylaması lazım. Gördüğü bilgiyi onaylaması lazım. Benzer soru her gün çıkıyor. Ben hep söylüyorum. İnternette, Facebook'ta bir tane arkadaşım yazmış ki Darıca Kaymakamı öldü. İyi, o zaman ben alayım bunu, herkese haber vereyim. Nereden biliyorsun? O adam öyle yazdı ama belki değil. Değil. Tanışırım internette, yeni insanlarla tanışırım internette. Onlar çok eğlenceli. I meet new people on the internet all the time. Çok eğlenceli ama sana zarar da verebilirler. Kötü bir davranış. Hilda, adresimi paylaşırım, doğum günümü paylaşırım. Oh! Adresini de paylaş. Gelsinler. Saat kaçta annem baban evde yok. Hepsini de paylaş. Fotoğraflarımı, videolarımı paylaşırım her zaman. Herkes görebilir, beğenebilir. Evet, aile sırlarını da ortaya çıkarmış olursun. Meryem'in dediği gibi 7. sorunun cevabı A şıkkı. 8. Bir tık küçültmem gerekiyor. Evet, restoranda buluşuyorlar. Siparişleri. Brad ne sever? Clara ne sever? Sam ne sever? Janet ne sever? Bakalım. Izgara biftek, salata, limonata, Clara haşlanmış patates, biber, salata, kahve. Fried fish, yağda kızartılmış balık, salata, ice cream. Janet ne seviyor? Makarna, çorba, çikolatalı pasta. Brad etli bir yemek istiyor tatlı ile beraber. Brett burada. Etli yemek istediği doğru. Hani tatlı nerede? Tatlı yok. Clara vegetable dish istiyor. Evet, vegetable dish istiyor. Ama beverage istemiyor. Bakınız, burada kahve var. Kahve beverage'tır. Yani bu yanlış. Janet tatlı istiyor. Bak, Janet burada. Çikolatalı pasta istiyor. Doğru. Ama beverage istemiyor. Aynen, beverage istemiyor. Janet'in listesinde beverage yok. Sam deniz mahsulü, deniz ürünü istiyor. Evet, istiyor deniz ürünü. Ama tatlı istemiyor. Hani bak, tatlı da var, ice cream. Yani Ceyhan bizim aradığımız cevaptır. Evet sevgili öğrenciler. Geçtim arka sayfaya. Evet, bakalım. Which of the following completes the sentence? Aşağıdakilerden hangisi cümleyi tamamlar? Arthur'un e-mailinde there is no information about the partinin şeyi ile ilgili bilgi yoktur. Partinin neyi ile ilgili bilgi yok? Arthur burada. Bakalım. Tarih, saat, yer, organizatör. Arthur'dan Terry'ye event surprise party, tamam mı? Tarih var mı? Ben next Saturday. Evet, tarih var sanki. Var değil mi? Time it's going to be at 4 p.m. var. Place var mı? Bakalım place'e. Evet. Would you like to join us? Please inform me. Gelip gelemeyeceğiz. Evet, place yok. Yarın akşamın dediği gibi place yok. 9 Bursa. Organizatörler kimler? Jeremy ve ben organize ediyoruz. Bunun da cevabı var. Çok iyi. Soru 10'dayım.
Hangisi is not correct? Hangisi doğru değildir? Öğleden sonra olacak. PM öğleden sonra olduğunu gösterir. Bu doğrudur. Terry reddediyor. Terry. Terry ne diyor? Merhaba, partiye katılmak isterim. Ebeveynlerim bizi ziyaret edecek. Çok üzgünüm. Bu doğrudur. Bu da doğrudur. Reddediyor. Doğrudur. Çünkü bak, grandparents'im geliyor dedi. Üzgünüm dedi. Arthur Terry'yi birthday partisine çağırıyor. Bakınız, I am turning ve Steve is turning 15. Steve 15 yaşına giriyor. Bu da doğum günü partisi olduğunu gösterir. Terry dedesini ziyaret edecek. Terry. Bak, Terry'den Arthur'a gelen mesaj bu. Teddy ziyaret etmiyor. Dedesi Terry'i ziyaret ediyor. Tamam, bu şekilde. Yani Denizli cevabımız yanlış oldu. Evet. Sonraki sayfaya geçtim. Acaba yanlış mı geçtim? Yok, yanlış geçmedim. Doğru. Şuradayım. Tamam. Evet, buradayım. Shopping list, alışveriş listesi. Yukarıdaki malzemelere göre hangisini nenesi için hangisini Clara pişirecek? Yumurta, kakaolu kakao tozu, süt, şeker, kabartma tozu, biz 12. veya 13. sorudayız Kübra. Yağ ve un. Gördüğünüz gibi bu tarife göre, sevgili öğrenciler, değil mi? Shopping liste göre cevabımız pasta olur. O da A şıkkı. Bu kebap, bu milföy, bu pizza, pasta. Bakınız, kakao powder diyor, tamam mı? Ve soru 2'deyim. 12. soru oldu, tamam. 10 tane soru öbür denemeden kaldı. Teşekkür ederim Kübra. Yukarıdaki speech bubbles'a göre kim iletişimin daha hızlı bir yoluyla ilgili konuşuyor? Evet, bu soruyla ilgili düşüncelerinizi toplayın. Ben bir sınıflara mesaj yazayım. Bakın bakalım, kim daha hızlı iletişimden bahsediyor? Evet, bakalım öğrencilerimiz gelirlerse mutlu olurum. Yazdım mesajımı. Evet, 12. soruyla, bu ikinci soruyla ilgili. 12 demeyelim, 2 diyelim Kübra. Artık bu yeni bir deneme. Test 4. Evet, Messenger Bird kullandılar. Smoke Signals kullandılar. Telefon kullandılar. Evet. By using the internet. Hangisi faster way of communication? Evet, bakalım. Hangisi daha hızlı bir metottu diyor. İnsanlar bilgi konserlerle ilgili, tiyatro oyunlarıyla ilgili ve kasabalarındaki maçlarla ilgili bilgiyi öğrenmek için internet kullandılar. Gördüğünüz gibi Denizli daha doğru. Çünkü hepsi birden orada yazıyor broşürde. Evet. Burada telefonu ararsın ama karşıdaki cevap verir vermez. Görür görmez. İskender, hoş geldin. Geçtiğim soru 3'e. Jason bir poster hazırladı. Gerçek arkadaşların özellikleriyle ilgili. Aşağıdaki poster onun düşüncelerini gösteriyor. İdeal arkadaşım supportive olmalıdır, generous olmalıdır, helpful ve honest olmalıdır diyor. Hangisi buna ait değildir? Doesn't belong to. Mesela it belongs to me ve aleykümselam Halil İbrahim. Osman Tuna merhaba, Zeynep Sandıkçı hoş geldin. It belongs to me. O bana ait. Hangisi buraya ait değildir diyor. Backup destek olmak demek. Supportive'e girer. Helpful'a girer. Değil mi sevgili öğrenciler? Tell lie. Yalan söylemek. Yalan söylemek.
Honest da girer. Yani shouldn't tell lie diyor. Should tell lie zaten demez. Evet. Ortak yönü olmak. Ben ve arkadaşlarımın ortak yönü olması lazım diyor. Hani burada ortak yön diye bir şey geçmiyor. Yani Berra'nın ve Yarın Akşam'ın dediği gibi cevap Ceyhan buraya ait değildir. Denizli'ye bakalım. Mean olmamalı. Yani cimri olmamalı. Cimri olmayan insan generous olmalı. Gördüğünüz gibi. Bu da buraya aittir. Yani C şıkkı hiçbir şekilde buraya aidiyeti yok. Tamam mı? Aradığımız cevap C şıkkıdır. Soru 4. Diyor ki bu resim Justin'in Instagram hesabından. Bakalım Justin'in merakları neymiş? Yemek, şarkı, dil, spor. Tamam mı? Yemek, şarkı, dil, spor. Hangisi meraklarını gösterir? Yemek, şarkı, dil, spor. Bakalım. Evet. Teknoloji, spor, film, yemek. Biraz küçültsem bu yanlış, doğru değil. Dil öğrenmek, bakınız İspanyolca. Müzik, bakınız şarkılar. Cooking, bakınız best dishes. Ve sports, futbol, basketbol. Yarın akşam Kübra, Berra, hepinize teşekkür ederim. Doğru. Evet, bu Bursa'dır. Bakalım Ceyhan'a. Ceyhan'da fashion var ve cars var, fazladan olan. Denizli'de history var, şiir var, fazladan olan. Aynı zamanda painting, resim sanat. Bu da o çocuğun ilgilerinden bir tanesi değil. Soru 5'teyim sevgili öğrenciler. What can be the best title for the text? Bu metin için en iyi title ne olabilir? Uzun saatler boyunca internet kullanmak çocuklara harmful'dur. Birçok çocuk bilgisayar oyunları oynar, filmler, videolar izler ve ekrana saatlerce bakar. Fakat onlar fiziksel aktivite yapmazlar. Sosyal hayatları ve sağlıkları için iyi değildir. Dün buna benzer bir metin vardı dersimizde. Mental gelişimleri için de kötüdür. Onlar yeterince zaman harcamazlar aileleriyle ve arkadaşlarıyla. İnternette veya internette çok zaman harcamayı bırakmalıdırlar. Ve sağlıklı bir hayat tarzı için İnternette fazla zaman harcamayı bırakmalıdırlar. Evet. Diyor ki 5. sorumuzu 5. sorumuzda uygun başlık bulalım diyor. Çocuklar için sağlıklı yaşam tarzı. Evet doğru ama burada sağlıklı yaşam tarzından daha çok internetin zararlarından bahsediyor. Yani Reyhan Mercan, yani Alparslan Dinç, yani Gürkan Şen ve Kübra Özmen ve Yaren Akçam ve Zeynep Nasandıkçı ve Berra Kantar'ın dediği gibi internetin çocuklar için dezavantajları. Şu da olabilirdi. Dangerous effects of the internet for children. Kötü, tehlikeli etkileri, zararlı etkileri. Evet. School life diyor. Bakın bu school life olduğu için yanlış. Aslında burası da doğru. Ama school life'tan daha çok sosyal hayatlarına zararlarından bahsediyor. Evet, 6. sorudayım. Diyor ki ergenlerin ve yetişkinlerin iletişim tercihlerini bulunuz diyor. Bakınız diyor. Evet. Mektup kullanan ergenler ve yetişkinler. E-mail kullananlar. Sosyal medya kullananlar. Sosyal medyayı demek ki ergenler daha çok kullanıyormuş. Buluşmayı da yaşlı amcalar, yetişkinler böyle istiyorlar, seviyorlar. Birebir etkileşim. Yüz yüze, face to face. Diyor ki bu sorunun cevabını da doğruyu arıyoruz. Ha, yanlış arıyoruz biz. Tamam mı? Bak bu çok önemli. Not correct. Yanlışı arıyoruz. E-mail göndermek ergenlerin favori e-mail göndermek ergenlerin favorisidir. E-mail göndermek ergenlerin favorisidir diyor. Bak ergenler burada. Turuncunun favorisi e-mail göndermek değil. O zaman bu sorumuzun cevabı A şıkkı oldu. Yani Reyhan Mercan, Gürkan Şen, Yaren Akçam, Zeynep Naz, Kübra Özmen, teşekkür ederim. Çoğu ergen sosyal medyayı kullanıyor. Evet doğru. Yetişkinler face to face kullanıyorlar ergenlerden daha çok. Bak yetişkinler burada. Pembeler turuncudan daha çok face to face seviyor. Ve yetişkin ve ergenler nadiren letter kullanıyorlar. Bakınız burada bir iletişim metodu olarak. Bu da doğrudur. Yanlış aradığımız için A şıkkını işaretledik. Soru 7'deyim sevgili öğrencilerim. Evet, biz burada
Sofya'nın düşüncesini, Sofya ile ilgili bir cümle arıyoruz, tamam mı? Lütfen bana yardım edebilir misin Ashley? Tabii anneciğim. O zaman Sofya bu, Ashley bu. Problem nedir? WhatsApp grubu oluşturmak istiyorum eski arkadaşlarımla ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Problem değil, çok kolay. Dur sana göstereyim. İlk olarak WhatsApp application'a erişiyorsun. Sonra new gruba, sonra add your friends, ondan sonra click next and write the name of the group ve sonunda chat'e başla. Teşekkür ederim. Önemli değil anneciğim. Evet, problemi var internet bağlantısı ile ilgili değil. İnternet bağlantısı değil. Video paylaşıyor değil. WhatsApp grubu yapmak istiyor. Arkadaşlarla chat yapmak için. Aynı Ayşe Şevval, Reyhan Mercan, Berra Kantar, Zeynep Naz, Yaren, Gürkan ve Halil İbrahim'in söylediği gibi teşekkür ederim hepinize. Çok tatlısınız. Ceyhan aradığım cevap. Evet. Arkadaşını eklemek istiyor. Değil. Ekleme şeyi yok. Sıkıntısı yok. Ve 8. soru. Evet, fikirlerini yazıyor. Yukarıdaki bilgilere göre Allison düşünüyor ki James asla agresif değil. James kötü huylu ve kibirli. Bak, asla agresif değil. Kötü huylu da zaten bu doğru değil. 8. sorudayım, evet. Mary fikirlerini kolay değiştirebiliyor. Mary stubbornmuş. Stubborn bir insan fikrini kolay değiştirmez. Bu yanlış. Jack güldürüyor insanları. Jack güldürüyor. Allah Allah. Jack güldürüyor mu insanları? Hayır. Güldürme yok. Lisa güldürüyor. Lisa eşyalarını arkadaşlarla paylaşmaktan hoşlanır. Yani generous olmak demek paylaşımcı olduğunu gösterir. Bu da Denizli demektir. Yani Gürkan Şen, Yaren Akçam, Berra Kantar, Kübra Özmen, Elif Ece Mercan teşekkür ederim. Soru 9'dayım tatlılarım benim. Yukarıdaki metne göre Doris dedelerini ziyaret etmeyi, dede babaannesini ziyaret etmeyi sever ve onlarla sohbet etmeyi sever. Yeni şeyler öğrenir, tarihle ilgili, geleneklerle ilgili. Kültürel mirasını korumak istiyor. Onlarla zaman geçirmek çok fun. Doris iyi bir insan. Şimdi biz iyi bir şey arayacağız. Kültürel mirasına önem vermez. Yanlış. Sizden cevapları bekliyorum. Çok hızlı gitmeyeceğim. Dersimiz bitmesine son 3 dakika. Akrabalarıyla zaman harcamaktan hoşlanmaz. Akıyor maşallah. Yaren, Kübra, Zeynep, Reyhan, Gürkan Şen, Ekrem Karaaslan, bravo. Yanlış bu. Ceyhan'a geçelim. Yaşlılarla birlikte olmaktan hoşlanır. Zevk alır, keyif alır. Enjoy. Bravo Ceyhan. Ve dedesiyle nenesiyle asla zaman geçirmez. Bu da yanlış. Ceyhan güzel bir soruydu yine. Evet, diyor ki sevgili öğrenciler, diyor ki bakınız burada bir tarif var ve cümleyi tamamlayınız. Yoğurtlu meyve tatlısı. Bakın burayı okumayacağım çünkü önce şurayı okumam gerekiyor. Fruit'u yıkamadan önce, yani bize şunlar lazım değil. Burası lazım ve burada da meyveyi yıka kelimesini bulmamız lazım. Bak burada meyveyi yıka burada. Tamam mı? Meyveyi yıka burada. Meyveyi yıkamadan önce diyor. Before washing the fruit. O zaman buraya bakacağım. Deseydi ki after washing the fruit deseydi. Hemen bundan sonraki cümleye bakacaktım. Çileklerin ve çerilerin tepesini kes. Onu da şıklarda bulacaktım. O zaman şimdi ne oldu? Before washing the fruit. Yoğurdu bir kaseye koy ve karışımı şurup diyor, yani bizim bildiğimiz şurup var ya, onu da ekle. O zaman cevabımız Bursa oldu. Elif Ece Mercan, Berra Kantar, Zeynep Naz, Kübra, Yaren, Ahmet Güneş. Teşekkür ederim. Evet, Tuna İskender çok teşekkür ederim. Bir tanesini sen eksik olma, var ol canım benim. 17 öğrenciyi toplamışken aslında gidesim gelmiyor ama çifter çifter çözüyoruz. Good boy teşekkür ederim. Çifter çifter çözüyoruz. Dün iki tane çözdük. YDS Publishing şu firma biliyorsunuz. Evet. YDS Publishing'in bu dün 1-2'yi çözdük. Bugün 3-4'ü çözdüm. Artık nasip olduğu kadar çeşitli firmalardan çözeceğim. Arkadaşlarınıza, eski okulunuzdan arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, komşularınıza haber verebilirsiniz. Yayınlarımızı takip etsinler. Ufak tefek kesintiler oluyor ama ya yapacak bir şey yok. Bugün pazar herkes video chat yapıyor bu yüzden. Görüşürüz.
Sizi seviyorum. Takipte kalın. Abone olun. Videolarımın altına kanalınızın adını yazarsanız ben de size 3 tane 5 tane abone atarım. Görüşmek üzere.